tuttur.com'a gel, futbol heyecanını krallar gibi yaşa. tuttur.com. Voley ekranlarından, tuttur.com'un sunduğu Tutturanlar Kulübü'nden herkese merhaba. Bugün bir konuğumuz var, Ilgaz Çınar'la birlikte. Ilgaz Çınar, hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Aferin Ceza, hoş geldin. Sen nasılsın, iyi misin? Aferin de mi? İyiyiz Allah şükür. Batu, Çeşme nasıl geçti? Abi, Yılmaz Hoca'yla analiz, derbi analizi. Çeşme güzeldi zaten, derin vole devrede abi. Derin vole devreye girdi. Serdar abiyle konuştuk, dün mesajlaştık. Olayı İzmir'e taşımaya karar verdik. Alaçatı'ya taşı. Senin zaten şeyde oturuyor bu da, Osman Gazi Köprüsü. Ben çok yakınım. Orada oturuyor, oradan oraya geldim 3 saatte. Ondan sonra işte Ali Ece düşünsün artık, Uğur düşünsün. Bu şekilde biz İzmir'e taşıyoruz abi. Bir yorumcu daha kafaladık mı? Yani voleyi İzmir'e taşıyoruz evet. Yani zaten Sinan'la Tolga da ben bu işe hayır diyeceklerini sanmıyorum. Yılmaz zaten orada. Sonra, isterlerse de hayır desinler. Ondan sonra da Ilgaz Osman Gazi Köprüsü'nden kapattım 3,5 saatte orada. Değil mi? İzmir'de ev var ya. Abi. Var mı? Anneannem var. Oo tamam. Ondan sonra Yılmaz hocam orada. Batu olan Hıncal orada. Tamam işte. Ali veya Uğur'dan biri geldi mi tamamız biz. Tamamız abi. Ali gelir. Bir kişiye gelir. Ali gelir. Tabii. Tamam. Olay bitti. Efendim böyle merkezini, böyle siz yani bunu patronlar henüz bilmiyor ama böyle merkezini İzmir'e taşıyor. Hepimiz için rahatlıyoruz abi. Tabii. Tutturanlar Kulübü'nden herkese merhaba. Geçen hafta benim oynadığımın tersini oynayanların hepsi kazandı. Yani bunu özellikle söylüyorum. Ben ne tahmin ettiysem bunun tersini. Tersi neyse onların hepsi kazandı. Bir tek şeyle yaptılar. Neye de yatmış olabilir. Bir tane maç tutturdum yani. Normal bildiğim. Yani o hariç hepsini tersini oynasaydınız şey olurdu. Trabzon yener dedim. Trabzon yendi işte. Bir tek o beni şey yaptı. Mahcup etti. Onun dışında benim tersimi oynarsanız hani dediğimi yap, yaptığımı yapma gibi bir durum var. Samet Yecel abi. Samet yine. Yecel var ya Tutturanlar Kulübü'nün tuttur.com'un şeyi bu. Sosyal fenomenlerinden bir tanesi. Sosyal neydi o? Sosyal bahiste. Sosyal bahisin fenomenlerinden bir tanesi. Samet Yecel'in kuponunda da bir tane aksama oldu ama genelde kupon çok iyi gitti. Özellikle derbi mesela, kuponda tuttu zaten. Mesela derbi kuponunda ilk yarı sıfır demişti. Yani böyle bu tip böyle daha ne derler? Daha özel bahisler hoşuma gidiyor benim. Yani ilk yarı sıfır diyor adam mesela. Maç sonuyla ilgilenmiyor. İkinci yarısıyla ilgilenmiyor. Sadece maçın ilk yarısıyla ilgileniyor. O çünkü biraz daha konsantre olmayı, işte onun öyle düşünmeyi falan gerektiren bir şey. O yüzden Samet Yecel'i tebrik ediyoruz. Tutturanlar Kulübü'nün internet sitesine girin. Orada sosyal bahis bölümü var. Orada kuponlar var. Doğru mu? Doğrudur abi. O kuponlarda böyle bir sürü fenomen var. İşte Samet onlardan bir tanesi. Bir sürü insana bir sürü para kazandırmıştı. Geçen hafta söylemiştik. Şimdi hatırlamıyorum. Bu hafta başka bir fenomen. Bu hafta bahsedeceğiz. Abi... Evet. Benim söylediklerimin tersine oynayanlar kazandı, Ilgaz'ın söylediklerinin düzüne oynayanlar kazanıyorlar. O yüzden Ilgaz'ı konuk aldık. Eyvallah, teşekkür ederim. Ilgaz abi aldı. Bu hafta da abi isimden bayağı yine çok güven veren bir fenomen aldık. Rain Man. Kesik kesik mi geliyor kuponun? Bir haftada 4423 kişiye kazandırmış. Kaç kişiye? 4423, 172 bin liranın üstünde bir para kazandırmış abi. Bir haftada. Adammış o. Sadece bir haftadan. Onun da kuponunu paylaşacağız. Hatta hemen abi istiyorsan paylaşayım. Rain Man adammış ya. Ama nasıl yazılıyor Rain Man? Rain Man mi? Abi Rain alttan tire Man. Filmdeki Rain Man. Tutturdaki adam bu şekilde. Rapçi Rain Man gibi değil. Rapçi değil. Tamam. Direkt fenomen. Bayağı kişiye de kazandırmış. Tebrik ediyoruz kendisini. Bu haftadaki kuponu da hemen söyleyeyim. Frankfurt Hoffenheim karşılıklı gol var. Sassuolo Crotone 2.5 üst. Başakşehir Göztepe maç sonu 1. 3 maçlık. Kaç? Oran 3.08. Şimdi Sassuolo Crotone 2.5 üst ilginç. En basit ya. Sassuolo bayağı iyi başladı çünkü. Öyle mi? Yok. 3 tane atarlar diyorsun. Ya Sassuolo 2 tane net atar ama yiyor da aynı. Şimdi Frankfurt Hoffenheim karşılıklı gol tamam. Onu ben de söyleyeyim. Yani 1.30 oranı var zaten. Yani ben de söyleyeyim. Garanti gibi. Başakşehir Göztepe'de de Başakşehir'de artık herhalde kazanırlar kazansın diye. Kazansın yani. Öyle bile oynamış yani herhalde. Hayırlısı. Evet. Güzel kupon, enteresan. Başakşehir Göztepe'ye karşılıklı gol de oynanabilir yalnız. Göztepe atıyor. Tabii şimdi Göztepe'nin oynadığı maçlara bak. Kaç gol attı Göztepe'ye? 7 gol mü? 9 gol mü attı? Abi ligin en çok gol atan takımı 8 golü var. Yani, Karagümrük. Karagümrük 7 gol. En çok gol atan kim? Göztepe mi? En çok Göztepe. Göztepe 8 golü var. 8 doğru. Golü var. Ama ilk maç 5 attılar. İlk maç 5 attılar. Ama geçtiğim ya şimdi o maça gelince detaylı konuşuruz. Geçen seneki o gol problemi çözdüler. İdeye de geçen hafta bir gol attı. İyi bir santrafor aldılar abi. Önce o maçtan uzak durmak lazım. Öyle mi diyorsun? Neden? Çünkü Başakşehir'in ne oynayacağını bilmiyoruz şu an. Ne yapacağını biliyoruz. Hangi kadroyla çıkacağını yani biliyoruz. Yani bazı oyuncuları keseceğim diyor. Belki sistem değiştirecek. Şimdi bakın geçen sene 2 maç mağlup. Sonra geldi galibiyet. Bir gittiler beraberlik. O sırada işte şeyden 4 Roma'dan. Filan.
şey deplasmanına giderken hangi deplasman? Mönchengladbach değil de öbür hangisiydi? Yok hayır hayır ya şey Avusturya takımıyla oynadı. O deplasmana giderken diyor sallandı. Ki Okan Hoca he. Acaba mı filan mı? Ulan Abdullah Hoca da bak Beşiktaş'ta iyi gitmiyor. Hani o oradan düşer, bu buradan gelir filan. Böyle söylentiler vardı Başakşehir'de. Böyle bir durumdaydı, bu gerçek. O deplasmandan galibiyetle dönüyorlar galiba, yanlış hatırlamıyorsam veya beraberlikte. Sonra bir takım toparlanma sürecine giriyor. 3-4 maç galibiyet, bir milli maç arası, bilmem ne. O sırada şey toparlıyor. Abdullah Hoca toparlıyor. İşte 5 maçlık galibiyet, 6 maçlık galibiyet serisi vardı ya. Vardı, vardı. O döneme geriliyor filan. Sonra şampiyon oldu. Şimdi Okan Buruk geçen sene o sallantıyı yaşayıp atlatmış bir hoca. Bu sene şimdi bıçağı daha fazla keser. O zaman bıçağı daha az keserdi. Şimdi daha fazla keser. O yüzden bir bakmışsın tekrar 3-5-2'ye dönmüş şimdi attım. Ne bileyim geçen sene 4-4-2'ye dönmüştü. Sonra 3-5-2'ye döner. Vizca'yı falan oynatmaz. Bilmiyorum yani. Haber de alamıyorum. O yüzden Başakşehir'in ne oynadığını bilmediğimiz için bu maçtan biraz böyle şey yapmak lazım. Ama milli ara dönüşünde Başakşehir çok iyi bir takım olacaktır. Abi ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Öyle öyle. Yani Okan Buruk geçen sene senin dediğin çok önemli. Hani güzel havalar kaptan olan teknik direktörler vardır. Her şey iyi giderken o da çok iyidir. Ama sallantıya girdin mi düğünü bir kaybeder. Hep beraber tepe taklak aşağı giderler. Okan Buruk o Rize Spor'da da aynısını yaşadı. Geldi devre arası transferler çat takımı ligde tuttu. Akhisar'a kupa kazandırmış bir teknik direktörden bahsediyoruz. Yani şey değil hani bir sezonluk bir teknik direktörden bahsetmiyoruz. O yüzden toparlar takım yani. Toparlayamazsa zaten. %100 toparlar da. Ben de toparlar diye düşünüyorum. Milli aradan sonra işte. Toparlar ama bu hafta mı? Bu maçtan uzak duralım abi. Göztepe çünkü iyi gerçekten. Ama Başakşehir'in ne durumda olduğunu bilmiyoruz mesela. Geçen sene her şey aynı gitti bu arada. Hani sen 2 maç yenildi, şimdi 3 maç yenildi. Geçen senenin ilk maçında da İrfan Can hem Avrupa Kupası'nda kırmızı kart görmüştü hem de ligde yeni Malatya deplasmanında kırmızı kart görmüştü. Şimdi yine İrfan Can kırmızısıyla falan girdiğimiz bir süreç var yani. Buradan abi istiyorsanız Fenerbahçe Karagümrük maçına geçelim. Karşılıklı gol oldu. Liderin maçı. Karagümrük de abi defansif gibi duran ama işte Göztepe'den sonra ligin en çok gol atan takımı. İlginç bir takım yani. NDI'de en son takıma kattılar. NDI'ye geldi tabii. Lucas yani çok iyi bir kadro oldular. Nasıl oynuyorlar onlar? 4-2-3-1 oynuyorlar. Değil mi? Yani evet. Şu klasik Türkiye'deki... Bilya'nın yanında ya kim ben var? Ben şey gibi gördüm. 4-1-4-1 gördüm. Sabo var. Aynen. Sabo da iyi oynuyor abi. Badu NDI'ye nerede oynayacaklar? Orayı üçleyecekler muhtemelen. Onu birazcık daha farklı bir süreçte iki kenar forvet bir de santroforla daha farklı bir oyun planına geçecekler. O zaman sahada Ramazan mı olacak gene? Ramazan. Yani en daha öbür kanatta daha giriyor kanatta, çıkıyor. Evet, öyle muhtemelen onun üstüne öyle bir şey inşa edecekler. Çünkü Sabo'yu kesemezler yani Sabo iyi oynuyor. Tabii. Yani geçen seneden şey, zaten. Sabo'yu muhtemelen Sabo'nun önüne Lucas Biglia'yı koyarlar hani o regista. Yani öyle işte bir tarafta Sabo olur bir tarafta Badu Endiay olur öyle bir orta saha inşa ederler ama bunu hemen inşa ederler mi onu bilmiyoruz Fenerbahçe'ye karşı. Badu Endiay'a 30 maç oynarsa 250 bin euro ödeyeceklermiş. Oynatmazlar 30 maçı. 29'da bırakırlar. 29'da bırakırlar. Ama bu maçta oynar mı bilmiyorum. Oynar onu bence oynamaz hemen. Yani yedekte olur ama Badu. Ama Karagümrük taş gibi takım abi. Şenol Hoca'yı tebrik ediyorum. Ama Gaziantep çözdü şeyi. Ne oynayacağını çözüldü. Karagümrük Gaziantep çözdü ve yanlış hatırlamıyorsam 1-0'dan geri dönüp 2-1 yaptılar. Sonra 90'da zaten. 90'da. 30 saniye kala Sumidika'nın çıldırmasına neden olan golü yediler ama bir kere duran topta çok iyi takım. Acayip duran top golleri atıyorlar. Zukanović atıyor, zaten. Roku atıyor. Tabii. Mevlüt de duran toptan attı. Yani duran toptan gol buluyor. Ramazan'la akan oyunda buluyor. Karagümrük yani gol bulabilme, çözüm üretebilme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Fenerbahçe'de gol bulamıyor. Ama şimdi ilk defa herhalde Samatlı'lı bir kadroya karşı yani böyle çok atletik sprinter oyunculara karşı Karagümrük defansını test edeceğiz. Orada nasıl bir reaksiyon vereceklerini bilmiyoruz tabii yani. İşte Fenerbahçe alanı bulabilirse. Vallahi Fenerbahçe gol atmak için her şeyi yapacaktır. Bir gol atacaktır belki daha fazla. Karagümrük'te Fenerbahçe de iyi savunma yapıyor. Evet. Ama bence Karagümrük dediğim gibi gol bulabiliyor. Ben karşılıklı gol diyorum. Sen ne diyorsun? Yani evet ben de onun 2.5 alt mı diyorsun mesela? Yani 2.5 alt mı yoksa 3.5 alt mı? Onu tabii çok şey olur o. Sağlamı sağlamı olur yani. Reymen'den de çıkarız biz orada. Ama şöyle de bir şey var. Yani doğru söylüyorsun. Fenerbahçe'nin son iç saha maçında Hatay'daki gibi bir takım yok. Yani Karagümrük Kapançık'ı da ilk hafta Malatya karşısında gördük. Çok iyi oynayabilen bir takım. Abi şunu soracağım.
Kapanırsa çıkar yani. Çıkmayı da biliyor. Yani. Çıkmayı da biliyorlar evet. Tuttur.com'a gel. Futbol heyecanını krallar gibi yaşa. Tuttur.com. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.